Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Şimdi tabii bakanlığın yatırımlarına baktığımız zaman aşağı yukarı son 19 yılda bugünkü paralarla 9 milyar lira civarında Erzurum'a bir yatırım yapmışlığımız var. Hükümet olarak bakarsanız tahmin ediyorum bu 3-4 misli daha fazladır. Pakdemirli gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları, girdi fiyatları, bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var dedi. Tabii dünyanın içerisinde olduğu bir durum var. Dünyanın içerisinde olduğu bir durum. Henüz bu maskeleri ağzımızdan çıkartamadık. Hala bu maskelerle devam ediyoruz. Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Ondan sonra gıda fiyatları, girdi fiyatları, bütün fiyatlarda çok ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. AK Parti dışında hangi iktidar olursa olsun bu işin altından kalkamaz ifadesini kullanan Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın hepimiz mesai arkadaşıyız. Adımız ne olursa olsun, görevimiz ne olursa olsun onunla beraberiz ve biriz. Onu Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı aynı yolda yürüyeceğiz. Dirliğimizi, birliğimizi muhafaza edeceğiz. Bunu Erdoğan için değil, Herdoğan için yapacağız. Yani çocuklarımız için, evlatlarımız için yapacağız. Gerçekten geleceğe yönelik iyi bir Türkiye istiyorsak, 2023'e doğru gidiyoruz. En az bir 5 yılda bana göre AK Parti kadrolarının işin başında olması lazım. Cumhuriyet tarihinin en büyük değişikliklerinden bir tanesini yaşadık. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Bunun elbette ki eksiklikleri vardır ama hazmı bir süre alacaktır. Eksikliklerin giderilmesi bir süre alacaktır. Burada makas değiştirmenin anlamı yoktur, gereği yoktur. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmamız gerekiyor. Maalesef AK Parti haricinde hiçbir partide geleceğe yönelik Türkiye'nin içerisinde bulunduğu konularda ne ekonomiyle alakalı, ne dış politikayla alakalı, ne de terörle alakalı doğru bir politikaları ve doğru bir duruşları maalesef yok.